Tony Blinken, NATO Genel Sekreteri görüşmesine, Jens Stoltenberg'in görüşmesine. Burada ikilinin verdiği mesajlar neler oldu Begüm? Dün Stoltenberg ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmüştü. Bugün Dışişleri Bakanı Blinken'la bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri özellikle ittifak içerisinde müttefiklerin yük paylaşımının daha adil bir noktaya geldiğini, bu güç yük paylaşımının biraz daha iyileşme gösterdiğini ifade etti. Onun altını çizdi ve özellikle savunma alanında müttefiklerin yaptığı harcamaların Avrupalı müttefikler ve Kanada bazında bakıldığında %18 oranında arttığının altını çizdi. Ve Ukrayna konusunda da yine yükün paylaşılması konusunda iyileşme olduğunu belirtti. Bunun dışında Blinken ve Stoltenberg görüşmesinin gündeminde Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in Kuzey Kore ziyareti de vardı. Hem NATO Genel Sekreteri hem de Dışişleri Bakanı Blinken bu ziyarette Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri ilişkilerin derinleşmesine ilişkin endişelerini dile getirdiler. Bu tabii Putin'in Kuzey Kore ziyareti, Amerikalı yetkililerin Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze saldığı ve 11 bin konteynerlık bir mühimmat sağladığına ilişkin açıklamaların ardından geldi. Bir de NATO Genel Sekreterinin Amerika temaslarında genel olarak özellikle altını çizdiği bir nokta Çin'in Rusya'ya desteğiydi. Stoltenberg, Blinken'da yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında bir noktada, bir aşamada Çin için, yani Rusya'ya verdiği destekten ötürü bunun bir sonuçlarının olması gerektiğini söyledi. Avrupa'daki ülkelerle bir yandan Rusya'ya yardım ederek, bir yandan da Avrupa'daki ülkelerle normal ticari ilişkileri olamaz dedi. Blinken'da benzer mesajlar verdi. Şimdi bundan sonrasında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kongrede de, Amerikan kongresinde de bir takım temaslarda bulunacak. Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyeleriyle ve Senato'daki NATO gözlemci grubunun eş başkanlarıyla görüşecek. Sonra Kanada'ya geçecek ama ondan sonra Perşembe günü yeniden Washington'a gelerek Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la ve yine ABD kongresinde bir takım temaslarını da sürdürecek Serdar.